Sağlıklı kalmak, sağlıklı yaşamak için neler yapmak gerekir ya da neler yapmamak gerekir onları anlatıyoruz. Hastalıkların güncel tanı ve tedavisini sizlere yine anlatmaya çalışıyoruz. Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Mithat Bahçeci, kendisine davetimizi kabul edip geldiği için çok teşekkür ediyorum ve mikrofona davet ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ben de bana bu konuşma fırsatı verdiği için Neşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi diyabetes mellitus biraz önce de söylendiği gibi artık bir epidemi haline geldi. Epidemi ne demek? Toplumda çok sık görülen hastalık demek. Gerçekten de her 24 saatte yani bir gün içerisinde 3600 yaklaşık yeni tanı diyabet oluyor dünyada. 580 kişi diyabete bağlı hayatını kaybediyor. 225 kişi diyabete bağlı ayak amputasyonu, ayağın kesilmesine maruz kalıyor. 120 kişi diyabete bağlı diyalize girmek zorunda. Yani böbrek yetersizliği söz konusu oluyor. 55 kişi de diyabete bağlı körlükle yüz yüze geliyor. Dolayısıyla diyabet hastalığı veya şeker hastalığı kesin ve ciddi almamız gereken gerek önlenmesi açısından gerekse tedavi açısından çok çok önemli bir sağlık problemi. 2010'da yapılan çalışmada yaklaşık diyabet prevalansının %90 oranında arttığı gösterilmiş. Bu hem aslında iyi yönüş olayı, hastalara daha kolay tanı konuyor artık, buzdağının görünür yüzü daha ortaya çıkıyor. Hem de kişiler daha bilinçli olduğu için daha sık bir şekilde bu yönden doktora başvurmakta. Yine aynı şekilde obezite artışı da bu 10 yıl içerisinde yaklaşık %44. Obezite prevalansı çok çok artıyor. Hatta tip 2 diyabet obezitenin ikiz kardeşidir zaten. Obezite ne kadar arttıkça tip 2 diyabet ihtimali o kadar artacak. Özellikle de hangi obezite? Göbek çevresindeki yağ dokusu çok çok tehlikeli. Bu anlamda bir kadın tipi şişmanlık var, bir de erkek tipi şişmanlık var. Erkek tipi şişmanlıkta yağ dokusu göbek çevresinde birikir. Kadın tipinde ise kalça tarafında birikir. Esas şeker hastalığıyla ilişkili olan şişmanlık, erkek tipi şişmanlık. Yani göbek çevresindeki yağ dokusu ne kadar fazlaysa kişinin, o kadar diyabet olma ihtimali yüksektir. Ama kadın tipi şişmanlık, yani kalça bölgesindeki yağ dokusu çok fazla diyabetle ilişkili değildir. O biraz daha masum kabul edilebilmektedir. Diyabet nedir sorusuna gelince, diyabetin diğer adı şeker hastalığı, yüksek kan şekeri. Bir kişide kan şekeri yükselmişse, ne olursa olsun, eğer kişi damardan glikoz almamışsa, ne olursa olsun o kişi artık diyabettir diyebiliyoruz. Peki bir kişinin kan şekeri neden yükselir? Kan şekeri vücudumuzdaki hemen hemen tüm hücrelere enerji veren bir moleküldür. Şeker sayesinde hücrelerimiz enerji ihtiyacını karşılar. Eğer bu şeker hücre içerisine giremezse, enerjide kullanılamazsa kanda düzeyi artar. Hücrelerin içerisine şekeri sokan hormona insülin diyoruz. Bir kişide insülin eksikse, yani pankreas bezi insülin salgılayamıyorsa veya hareketsizlik, şişmanlık gibi var olan insülin yeteri kadar etki edemiyorsa, o zaman hücreler glikoz bakımından, şeker bakımından fakir ama kan şeker düzeyi bakımından yüksek hale gelecektir. İşte bu da tam diyabetin tipik şeyi, tanımı. Yani şeker hastalığında hücreler varlık içinde yokluk çekerler. Piyasada para çok. Para çok piyasada. Ama eve giren para yok. O zaman ne oluyor? Ev fakir ama piyasa zengin. Aslında şeker hastalığı da bu durumun şeker hali. Hücreler şekerden fakir, hücreye yeteri kadar şeker giremiyor. Ama dolaşımda kan içerisinde şekerden de geçemiyor. Buna biz şeker hastalığı diyoruz. Biraz önce mi? Şimdi insülin nereden salgılanıyor? Midenin hemen arkasında pankreas dediğimiz bir bez var. Yemek yediğimizde kan şekeri artıyor yemekle birlikte. Bunu dengelemek için pankreastan insülin adlı hormon salgılanıyor.
İnsülin de geliyor hücredeki, hücrenin dışındaki reseptörüne bağlanıyor, alıcısına bağlanıyor. Hücrenin kapısını açıyor, glikoz hücre içerisine giriyor. Eğer bu insülin yoksa veya yeteri kadar üretilemiyorsa o zaman ne oluyor? Hücrelere glikoz giremiyor, hücreler fakir kalıyor şeker açısından ama dolaşımdaki şeker düzeyi artmış oluyor. Şimdi diyabet dedim ki ya insülin salgılanamıyor durumda şeker hastalığı olacaktır veya var olan insülin yeteri kadar etki edemiyor. Burada da şeker hastalığı ortaya çıkacaktır. İşte eğer vücudumuz insülin salgılayamıyorsa, vücut hiç insülin salgılayamıyorsa pankreas, buna tip 1 diyabet diyoruz. Daha çok çocukluk çağında görülen hastalık, daha erken yaşlarda tanı konulur ve tedavisinde yalnızca ve yalnızca insülin kullanabiliyoruz. Çünkü vücutta su tüm diyabet hastalarının %90 olan ise tip 2 diyabet daha çok yetişkin 30 yaş üzerinde tutar. Ancak günümüzde şişmanlık çocuklarda da çok yaygın olduğu için artık çocukluk çağında da tip 2 diyabeti görüyoruz. Göbek çevresi ne kadar gelişmişse. Bu durumda da insülin, vücut yeteri kadar insülin salgılar. Hatta gereğinden fazla salgılar. Ancak hücreye insülin yeteri kadar etki edemez. İnsülin direncini duyan var mı? Bir el kaldırsın. Evet, herkes duymuş. İşte aslındaki tip 2 diyabetin esas sorun insülin direnci. İnsülin direnci nedir? Var olan insülinin yeteri kadar etki edememesi. Şöyle diyelim. Normalde kan şekerini yüzde tutmak için gereken insülin 10 civarındadır. Bir kişinin şekerin normalde tutmak için salgıladığı insülin 30 civarında gelmişse o zaman nedir? Bir birim insülin daha güçsüz hale gelmiş demektir, zayıflamış demektir. İşte buna biz insülin direnci diyoruz. İnsülin direnci şeker hastalığının, tip 2 diyabetin, tip 2 şekerin daha erken bulgusudur. Bunu şuna benzetiyorum ben. Pankreas bu durumda daha fazla çalışır, hatta eksik çalışmaz. Vücuda baktığımızda insülin düzeyi yüksektir bile, eksik değildir. Ama insülin yeteri kadar etki edememektir insülin direncinde. Şuna benzetebiliriz. Bir evin reisi, hanım erkek neyse, 8 saat çalışarak evi geçindiremiyor. 6 saatte mesai yaparak ancak evi geçindiriyor. Bir süre sonra bu kişi ne olacaktır? Yorgunluğa gidecek, iş yapamaz hale gelecektir. İşte aynısı pankreasta önce çok çalışıyor. Şekeri normalde tutmak için. Normalin 2 katı çalışarak normalde tutuyor. Bir süre sonra pankreas ne olacak? Yorulacak, insülin yeteri kadar salgılanacak, artık şeker hastalığı da ortaya çıkacak. O yüzden tip 2 diyabet önlenebilir bir hastalık. Eğer düzenli egzersiz yaparsa, yediklerimize dikkat edersek, fizik aktiviteden kaçmazsak, şekerden aşırı zengin beslenmezsek, kilomuzu kontrol edersek tip 2 diyabet daha bu insülin direnci döneminde ortadan kaldırılabilir. İnsülin direncini şöyle hesaplıyoruz. Aslında basittir. Açlık kan şekeriyle açlık insülini ölçüyoruz. Bulduğumuz sayıyı 405'e bölüyoruz. Basit bir formül. Bunun anlamı şu. Kan şekerini normalde tutmak için gereken insülin düzeyi ne kadar fazlaysa insülin direnci var demektir. Şimdi insülin direnci hakkında biz suçluyu bulduk. Her şeyin suçlusu insülin direnci değil. İnsülin direnci bir sonuçtur. Ben kilo veremiyorum insülin direncinden dolayı değil. İnsülin direnci kilo yapmaz. Kilo insülin direnci yapıyor. O yüzden ne yapıp sağlıklı besleme, fizik aktivitenin düzeltilmesi lazım. Bize tabii hep bir biz iyiyiz, kötü bir şey bulmamız gerektiği için insülin direncini suçluyoruz. Ama insülin direnci dediğim gibi fiziksel inaktivitenin, hareketsiz hayatın, hareketsiz yaşamın, kilonun, şişmanlığın bir sonucudur. İnsülin direncini yenmek için en güzel yöntem, ilaçlar bir yana onu bir kenara bırakırsak, en güzel yöntem düzenli egzersiz. En güzel yöntem düzenli egzersiz. Düzenli egzersizde koşmaya falan gerek yok, özel spor salonlarına gerek yok, günde yarım saat kadar yürüyüş. Bu yürüyüşte de günde yarım saat yürüyerek kilo falan kaybedilmez. Ama kilodan bağımsız insülin direncinin en güzel tedavi yöntemi fiziksel aktivitedir. Bir de basit şekerden yani şerbetli tatlı, hazır tatlılardan
mümkün olduğu kadar uzak durma. Bunlar biraz sonra konuşacağız zaten. Bir diğer diyabet tipi gebelik diyabeti. Ha, gebelik diyabeti geçiren var mı aramızda acaba? Yok. Gebelik diyabeti de gebelikte ortaya çıkan bir hastalık. Genellikle 24-28. Haftalarda gebeliğin ortaya çıkar. Doğumdan sonra genellikle bunlar kaybolur kendiliğinden. Tedaviye gerek yoktur. Ancak yine de bu hanımlar tip 2 diyabetin risk grubundadırlar. Mutlaka düzenli fizik aktivitelerini yapmaları gerekiyor doğumdan sonra da. Bir de çok az görülen sekonder diyabet. Hani şey demiştim, insülin pankreastan salgılanıyor. Diyelim ki Allah korusun bir hastada pankreas kanseri var. Pankreası alındı. Elbette bu şeker hastası olacak. Ama bunlar tüm şeker hastalarının %1'in daha altındaki oranını kaplar. Yani çok çok az görülen hastalardır bunlar. Bizim esas gördüğümüz tip 2 diyabet %90'ı, 85-90'ı. Tip 1 diyabette %10-15 kadar da tip 1 diyabettir. Yani çocukluk çağı diyabetidir. Peki, diyabetin belirtileri neler? Diyabet olabilir miyim şüphesini ne zaman aklımıza getirmemiz gerekir? Eğer bir kişide halsizlik, bitkinlik varsa, ne demiştim? Hücreler varlık içinde yokluk çekiyorlar. Dışarıda glikoz çok, hücrenin içerisine giremiyor. Giremeyince enerji üretilemiyor. Hücre aç. Dışarıda da çok. O yüzden genelde bir halsizlik, bitkinlik ortaya çıkması durumunda mutlaka şekeri aklımıza getirmemiz lazım. Yine önemli bir belirti çok susama, çok su içme. Çünkü şeker özellikle 180'i geçerse açlık kan şekeri idrarla şeker kaybetmeye başlar vücut. İdrarla birlikte, şekerle birlikte su da kaybettiği için ağız kuruluğu, gece idrara çıkma gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu özellikle tip 1 diyabette daha yaygındır. Tip 2 diyabet daha hafif olduğu için hani insülin direnci ön plandaydı. Tip 2 diyabeti tip 1 diyabeti ama tip 2 diyabette de karşımıza çıkıyor. Özellikle bulanık görme, kan şekeri çok yükseldiğinde gözlerde bulanıklık ortaya çıkar. Bu da ani bulanık görme ataklar şeklinde karşımıza çıkar. Böyle bir şey varsa mutlaka şekerden şüphelenmemiz lazım. Yine önemli bir nokta sık idrara çıkma. Sık idrara çıkma. Özellikle diyelim ki çocukluk çağında altına kaçırmayı bırakmış bir çocuk tekrar altına kaçırmaya başlıyorsa veya kişi geceleri 2-3'ten fazla uyanıp idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsa mutlaka şeker yönünden değerlendirilmesi gerekiyor. Bir de aşırı yemek yedirir şeker hastalığı. Hücreler fakir olduğu için biraz önce söylemiştim. Yemek ye ki bana şeker ver der. Ama insülin yeteri kadar olmadığı için yine beslenemez. Ve bu polifaji, polidipsi, poliüridir bunların. Çok yemek yeme, çok su içme, çok sık idrara çıkma. Yine şeker hastalarında kanda şeker çok olduğu için vücut sıvılarında da şeker artar. Sık cilt enfeksiyonları, özellikle kadınlarda mantar enfeksiyonları sık olur. Eğer çok sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal mantar enfeksiyonu gibi ya da yara iyileşmesinde gecikme gibi bulgular ortaya çıkıyorsa mutlaka şekere bakılması gerekiyor. Bir de şu insülin direnci durumunda lezzet terlemesi diye bir belirti vardır. Şeker hastalarının vücudunun üst yarısı çok terler, alt yarısı kurur. Bu iyi gibi görünen şeker hastalarının ayağı az kokar. Çünkü ayak kuruduğu için çok terlemez. Hani bu iyi bir şey değil. Vücudun da üst yarısı aşırı terler. Buna lezzet terlemesi diyoruz. Bir kişi yemek yerken özellikle yüzü, gözü, üst taraf çok terliyorsa diyabet veya gizli diyabet olabilir. Çünkü insülin direncinin bu döneminde daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı yemek yerken aşırı terleme gizli diyabetin bir belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Peki, diyabetin belirtileri bunlar. Diyabete nasıl tanı koyuyoruz? Aslında diyabetin tanısı çok kolay. Açlık kan şekerini ölçüyoruz. Açlık kan şekeri 126 ve üzerindeyse ve iki kere farklı zamanda bunu doğrulamışsa diyabet diyoruz. %126 arasındaysa açlık kan şekeri, buna bozulmuş açlık kan şekeri diyoruz. Yani şeker adayı diyoruz. Veya şeker yükleme testi, oral glikoz trans test dediğimiz bir testle, ikinci saat kan şekeri 200'ün üzerindeyse testte, biz buna diyabet diyoruz. Yani birkaç testte, çok kolay bunlar.
Bir de gebelik sırasında, hani gebelik diyabeti demiştim. 24-28. Haftalar arasında 50-75 gram şekerle yüklemesiyle gebelik diyabeti de çok rahat bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Diyabet tedavi etmezsek nelere yol açmakta? Diyabet çok sık görülüyor demiştim. Tedavi etmediğimizde o zarar vermediği organ hemen hemen yok. Bunlardan en belirgin olanı kalp ve damar hastalıkları. Diyabet hastalarının %80'i kalp krizinden ölür. Hatta bir kişide diyabet varsa onda kalp krizi geçirmiş gibi kabul etmek gerekiyor. Çünkü hemen hemen 10 yıllık kalp krizi riski şöyle diyeyim. Bir kişi kalp krizi geçirdi. 10 yıl sonraki ikinci geri krizi geçirme ihtimaliyle şeker hastaları eğer etkin tedavi edilmezse 10 yıl içerisinde kriz geçirme riski aynı kalp krizi geçirmiş kişininki kadardır. Bu nedenle diyabete koroner kalp hastalığı eş değeri diyoruz. Yani bir kişide diyabet varsa koroner kalp hastalığı varmış gibi kabul etmek gerekiyor. Mutlaka çok etkin bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Kalp krizi açısından. Bunun dışında beyindeki damarları tutarak inme, böbrek hastalığı vesaire karşımıza çıkmaktadır. İkinci olay böbrek yetersizliği. Hani demiştim yaklaşık 225 kişi her 24 saatte diyalize giriyor diyabetten dolayı. Diyabet hastalığının en önemli, diyabetin en saldırdığı organlardan birisi de böbreklerdir. Böbrek yetersizliği, diyaliz hatta transplantasyon ne kadar götürmektedir. Ama etkin tedavi olmazsa, etkili tedaviyle bunların riski hemen hemen çok çok az hale gelmektedir. Yine diyabete bağlı göz komplikasyonları, özellikle göz dibinde kanama, lazer yanması, bir de retina dökülmesi dediğimiz gözün damarlı tabakasının yerinden ayrılması, bunlar ani körlüğe kadar yol açabilir. Ve ani o kanama odakları da, göz dibinde bu, kanama odakları da noktasal şekilde görme alanlarını bozmakta. Şu normal bir kişinin görüşürken, diyabetik retinopati yani göze zarar vermiş bir kişinin gördüğü olay budur veya şöyledir. Yer yer kör noktaların karşımıza çıkması söz konusu. Hatta bu kör noktalar çok arttıkça artık toplam bir körlük, görme kaybı da kendini göstermektedir. Yine diyabetin en çok zarar verdiği dokulardan birisi sinir dokulardır, sinir hücreleridir. Diyabete bağlı buna diyabetik nöropati diyoruz. İster miyelinli hücreler yani elimizi ayağımızı hareket ettiren hücreler, isterse duyu hücreleri olsun çok ağır bir şekilde bunları etkilemekte. Felç, geceleri ayak altında yanma ve bazen de tam tersi his kaybı, hiçbir şeyi hissetmeme şeklinde kendini göstermekte. Acı önemli bir faktör. Acı, ağrı bizi tehlikeden koruyan faydalı bir mekanizma aslında. Çok önemli bir sinyal. Eğer bir kişi duyu kaybı olursa, hissizlik olursa ayağını elini hiçbir şeyden koruyamaz. Ayakkabısının içinde cam parçası vardır, taş vardır. Hiçbir şey hissetmediği için ağrı duymaz. O ayağı yara yapar. En sonunda ayak kesilmesine kadar götürebilen bir komplikasyona yol açmaktadır. O nedenle mutlaka nöropati yönünden de hastalarımızın dikkatle değerlendirmesi ve etkin gliserin kontrolünün sağlanması karşımıza çıkmaktadır. Ve eğer hani dedim damarları bozdu, tüm damarları bozuyor şeker. Bir de sinire harap ettiği için ağrı duyusu azaldığı için koruma faktörü de ortadan kalktığında ne oluyor? Ağır bir yara. Buna diyabetik ayak diyoruz. En son diz altı amputasyonuna kadar iyileşmeyen yaralardan dolayı dizin altından kadar kesilmeye götürebiliyor. Bu nedenle mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Yine eğer şekeri etkin bir şekilde tedavi etmezsek enfeksiyonlar ve yara iyileşmesinde gecikme, hatta ne demiştim, şekerin belirtilerinden birisi de bu şekilde söyleyebiliyoruz. Diş eti hastalığı, cinsel fonksiyon bozukluğu, hem nöropatiden dolayı hem de damar yatağının bozulmasından dolayı erektil disfonksiyon, sertleşme problemi kadınlarda vajinal kuruluk, cinsel ilişkiyi bir ızdırap haline getirebilmekte, performansta anlamlı düşmelere yol açmaktadır. Peki, eğer tedavi etmezsek bunlar bizi bekliyor demiştim. Diyabete gelişimine neler katkıda bulunuyor? Diyabet riskini artıran faktörler nelerdir? Bunlar bir değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var, bir de değiştirebileceğimiz risk faktörleri.
Değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerden birincisi yaşlanma. Yaş ilerledikçe diyabet ihtimali o kadar artar. Ama bu bizim elimizde değil. Yani inşallah herkes yaşlansın. Çünkü benim hastalarım geliyor yaşlanmaktan yakınıyor. Ben diyorum hayır sevinin. Nasıl diyorlar ya, yaşlanmak çok güzel bir şey. Neden diyor. Kim yaşlanmaz? Soruyorum. Ölenler, insanlar öldüğü yaşta kalır. Bir insan yaşlanıyorsa yaşıyor demektir aslında. O yüzden yaşlanma insana verilmiş bir şey gibi. Talih kuşunun konmasıdır. 90 yaşına gelmek güzel bir şey. Ha, 90 yaşına gelmenin de bir bedeli var tabii. Mutlaka ona uygun yaşam tarzının beslenmesi, değiştirmesi bize önemli. Demek ki yaş almayı ya da değiştirmemiz mümkün değil. Diğer bir değiştiremeyeceğimiz faktör aile öyküsü. Genetik yatkınlık. Ailemizde diyabet çok sık rastlanıyorsa bizde de o ihtimal yüksektir. O zaman biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ama bu genetiği abartarak her şeyi genetiğe bağlarsak o zaman bizim yapacağımız bir şey kalmıyor. O zaman biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu doğru değil. Genetik yapıyı bomba gibi düşünelim. Pimi çekilmezse bir zararı yok. Ama pimi çekerse patlıyor. Genetik yapı bomba gibi düşünelim. Eğer bu pimini çekecek faktörler ne? Sedanter hayat, hareketsiz hayat, kilo almak, abur cubur beslenme, sağlıksız beslenme. Eğer bunları yapmazsak, bu kötü davranışları, o genetik yapı istediği kadar dursun. Bize hiçbir zararı yok. Ama biz bunlara uygun davranmazsak genetik yapı kendisini ortaya çıkarıyor. Bu da en azından günümüzde belki 50 yıl içerisinde bu genetik yapılar da değişecek. Şu anki gelişmeler. Ama en azından günümüzde genetik yapıyı değiştirmemiz mümkün değil. Ama genetik yapımıza uygun yaşam tarzını benimsemek çok daha mantıklı olacaktır. Yine değiştiremeyecek faktörlerden birisi iri bebek doğurma. Bir hanım, baba değil yalnız, hanımlar da risk oluşuyor. 4 kilonun üzerinde bebek doğum varsa bu hanımda gebelik diyabeti veya daha sonraki gebelikten de diyabet veya ilerideki yaşamında diyabet olma ihtimali biraz daha yüksektir. Bunların da dikkatli olması gerekiyor. Ama esas faktörler değiştirebileceğimiz faktörler. Yani bizim elimizde olan faktörler. Bunlardan en önemlisi hareketsiz yaşamdan korunma. Teknoloji geliştikçe hareketsizleşiyoruz. Tabii çok rahatlık sağlıyor. Ama bunun da getirdiği bir şey var. Her yer asansör, yürüyen merdiven, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, her şey. Bunlar aslında aynı zamanda da bizi rahatlatıyor ama sağlıksız yaşam, bir anlamda hareketsiz yaşam haline geliyor. Şehirler çok büyüdüğü için yürüyerek gidilebilecek mesafeler ortadan kalkıyor. Her yere arabayla ya da ulaşım araçlarla gitmek zorunda kalıyoruz. Şehir büyüdükçe bir yerden bir yere gitmek çok daha zorlaşıyor. Dolayısıyla bunlar çok üzerinden değiştireceğimiz şeyler değil. Ama hareketsiz yaşamdan korunmak kesinlikle değiştireceğimiz bir şey. Bunun için de mutlaka gün içerisinde 30 dakika kadarlık bir yürüyüş genellikle yetiyor. 30 dakika yürüyüş. Tempolu yürüyüş. Özel spora gerek yok. Özel salona da gerek yok. Tempolu yürüyüş genellikle yeterli olacaktır. Yine tüm bunların sonucunda ortaya çıkan, bu sağlıksız yaşamı ortaya çıkan kilo veya obezite, ki aşırı kilodan korunma. Özellikle de bu aşırı kilo göbek çevresindeki. Yani erkek tipi şişmanlık. Kadın tipi şişmanlık belki estetik açıdan sorun olabilir ama metabolik açıdan sorun değil. Kalçada biriken yağ dokusu. Ama göbekte biriken yağ dokusu direkt insülin direnciyle ilişkili. Bir kişinin göbeğinde ne kadar yağ dokusu varsa insülin direnci vardır. İnsülin direnci olduğu için yağ dokusu yoktur yalnız. Yağ dokusu olduğu için insülin direnci söz konusudur. Şimdi esas bir de artık tedavide gelelim. Neler yapıyoruz? Diyabet tedavisinde özellikle yaşam tarzı değişiklikleri biraz sonra daha da ayrılacağım. Vazgeçilmesi. Mutlaka düzenli spor, düzenli beslenme, sağlıklı beslenme, hareketsiz yaşamdan uzak durma, sigaradan uzak durma. Mutlaka bunlar elzem. Hiç şansımız yok. Bir de ilaç tedavisine bakalım yakından. İlaç tedavisinde tip 1 diyabette, yani çoğunlukla çocukluk çağında görülen diyabette sorun neydi? Vücut insülin yapamıyordu. O zaman yalnızca ve yalnızca tedavide ne kullanıyoruz? İnsülin. Bitti.
Tip 1 diyabetse insülin dışında bir şey yok. Yalnızca insülin. İnsülin direncini yenen haplar ön planda kullanıyoruz. Bazen de insülin salgısını artıran hapları kullanıyoruz. Özetleyecek olursak tip 2 diyabette daha erken dönemde hap olarak kullanıyor. İlerleyen dönemde hani pankreas iyice yorulup insülin de üretemezse artık o zaman mutlaka günde 1-2-3 duruma göre değişmekle birlikte insülin tedavisi de kullanılabilmektedir. Diyabet tedavisi dediğimizde hemen aklımıza gelen neydi? İnsülindi. İnsülin gerçekten mucizevi bir hormondur. İnsülinin keşfi 1921 yılında yapılıyor. Frederick Banting adlı bir genel cerrah, Charles Best adlı bir internle birlikte insülin molekülünü keşfediyorlar. İnsülin hormonunu keşfediyorlar. Yaklaşık işte 100 yıl, 2 yıl sonra 100. yıl olacak insülin keşfini. Marjorie adlı bir köpekte, şimdi onu göstereyim. İnsülinin keşfiyle birlikte diyabet hastaları yaşar hale geliyorlar. Daha önce insülinin keşfinden önce ortalama tanı konulmasıyla o çocuğun hayatını kaybetmesi arasında 6-9 ay arasında. İnsülinin keşfinden sonra hemen hemen artık normal hayatlarını sürdürmeye başlıyorlar. İnsülin gerçekten diyabet tedavisine mucizevi bir hormondur. İşte bu Marjorie adlı köpeğin pankreasını çıkarıyorlar. Ondan insülin elde ediyorlar. Pankreası çıktığı için köpek diyabet haline geliyor. Sonra insülini verince de şekeri normale geliyor. Böylece insülin keşfi ortaya çıkıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Frederick Banting adlı insülini keşfeden biri bana doğum günü. Ondan dolayı her yılın 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak her türlü etkinliklerle kutlanmaya çalışılmakta. Ben insülin için mucizevi bir hormon demiştim. Gerçekten insülin mucizesi. Bu çocuk 3 ay önceki aynı çocuk. 15 Aralık 1922 ve Şubat 23. Yaklaşık 3 aylık tedaviden önce ve tedaviden sonra çocuğun fotoğrafı gerçekten insülinin bir mucizevi bir hormon olduğunu gösteriyor. Ve tüm diyabet hastaları da bu sayede artık normal hayatlarını sürdürmeye başlıyorlar. Peki, dedim ki diyabeti tedavi etmezsek komplikasyonlar yol açıyor. İşte kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük vesaire. Peki bu komplikasyonları en çok arttıran faktörler neler? Hangi diyabet hastalarında bunlar ortaya çıkıyor? Bunlardan en başta gelen şey kötü kan şekerinin kontrolü. Kan şekeri ne kadar yüksekse bir kişide, diyabetik bir kişide, bu komplikasyonlar o kadar yüksek. Dolayısıyla ne yapıp kan şekerini normale yaklaştırmaya çalışmamız gerekiyor. Birinci hedefimiz kan şekerinin normale gelmesi. İkinci hedefimiz bu kan şekerinin normale gelmesi, haplar, insülin vesaire bir sürü ilaçlarımız var. İkinci risk faktörü komplikasyon artan kan basıncının yükselmesi, hipertansiyon. Hipertansiyon, obezite ve tip 2 diyabet saç ayağının 3 ayaklarıdır. Hepsi birbirine paraleldir. Tip 2 diyabetlerinin %80-90'da hipertansiyon vardır. Hipertansiyonların yaklaşık yarısında şeker hastalığı vardır. Hep bunlar birbiriyle ilişkili şeylerdir. Bir kişide hem şeker yüksek hem de kan basıncı yüksekse bu kişinin kalp krizi riski, böbrek yetersizliği ve göz bozuklukları riski oldukça artmaktadır. O nedenle birinci hedefimiz neydi? Kan şekerini normale getirmek. İkinci hedefimiz ise kan basıncını mümkün olduğunca normale getirmek. Diğer bir hedefimiz kolesterol. Kolesterol deyince bir herkese bir kafa karışıklığına yol açıyor. Şimdi vücudumuzdaki kolesterol hücrelerin zarı için, beyin için, sinir için, bir sürü hormonun yapımı için vazgeçilmez bir eleman. Kolesterol olmasa biz yaşayamayız. Hiçbir hormon, hemen hemen bir sürü hormonumuz da üretilemez. Ancak her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, nasıl ki şeker normalde hücrelerimiz için enerji veren bir molekül ama fazlalığında ne oluyor? Şeker hastalığı oluyor. Kolesterol değer yüksekse ve bu yükseklik devamlıysa, ani yükselmeler değil de uzun süre devam etmişse, damar duvarında birikmeye başlıyor. Damar duvarlarının için buna ateroskleroz, yani damar sertliği diyoruz. Eğer bir kişinin kan şekeri ne kadar yüksekse
Ve bu yükseklik ne kadar devam etmişse kandaki kolesterol daha kötü kolesterol haline geliyor. Daha sevimsiz. Bir de damar yüzeyi kayganlığını kaybetmeye başlıyor. Normalde damar yüzeyi endotel adlı bir şeyle, hücreyle kaplıdır. Aynen teflona benzer. Hiçbir şey tutmaz. Hepsi hücreler kayar gider damar duvarına. Eğer teflonun o teflon özelliği kaybolmuşsa ne olur? Yiyecekler yapışmaya başlar. Tip 2 diyabete geldiğinde kolesterol de 3 çeşit HDL yani yüksek yoğunluklu kolesterol, VLDL yani çok düşük yoğunluklu kolesterol, bir de LDL kötü kolesterol, düşük yoğunluklu kolesterol. HDL kolesterol, HDL, hayırlı kolesterol olarak aklımızda kalsın. Bir kişinin HDL kolesterolü ne kadar yüksekse o kadar iyi bir şey. Kalp krizinden koruyor. HDL, hayırlı kolesterol. Bir kişide LDL kolesterol ne kadar yüksekse o kişide kalp ateroskleroz, damar sertliği o kadar artıyor. LDL'ye de lanetli kolesterol diyoruz. Aklımızda kalsın. HDL yüksekliği iyi, LDL yüksekliği kötü. Bizim şeker hastalarındaki tedavide ilk amacımız LDL kolesterol. Yani lanetli kolesterolü normal düzeylere getirmek. Veya belli bir düzeyin altına indirmek. LDL kolesterol ne kadar kötüyse, çünkü o damar duvarına yapışıyor dedim ya, damar seyrekli oluyor. Onu bağlayan şey kolesterol, kötü kolesterol yani lanetli kolesterol. Burada tabi tartışma kolesterol ilacı verelim mi vermeyelim gibi. Türkiye herkesin her şeyi bildiği bir memleket. İşte ziraat profesörü ilaca gerek yoktur diye bir şey söyleyebiliyor falan. Şöyle, hiçbir ilaç saf masum, saf iyi ya da saf kötü değildir besinler gibi. Her ilacın artısı var, eksisi var. Her ilaç gerekli dozda ve gerekli zamanda kullanıldığında yararlıdır. Gereksiz kullansak, örneğin antibiyotik çok faydalı mı? Evet, insanlığı kurtardı. Ama gereksiz kullanınca antibiyotiğe karşı direnç oluşuyor, mikroplar etki edemiyor bu sefer. Dolayısıyla her ilaç gerekli zaman ve gerekli dozda kullanılırsa yararlı. Gereksiz kullanılmamalı elbet. Ama bu ilaca gerek yoktur, bu ilaca gerek vardır gibi bilimsel olmayan yaklaşımlarda kafa karışıklığı dışında bir önem arz etmemekte. Evet, diğer bir komplikasyonu arttıran faktörümüz sigara. Sigara nasıl ki akciğeri bozduğu gibi damar duvarındaki endotel tabakasını da bozmakta. Yani damarın teflon tabakasını bozmakta, hücrelerin daha kolay yapışır hale gelmesine yol açmakta. Akciğer kanseri, solunum hastalıklarını bir kenara bırakırsak zaten onlar. Ateroskleroz da direkt ilişkili bir şey. Hatta şöyle diyoruz, sigara herkese zararlı ama diyabet hastalarına zarar ötesi bir şey. Bir kişi diyabet tedavisi, işte ister insülin kullansın, ister hap kullansın, bir sürü ilaç kullansın. Eğer sigara kullanıyorsa bu tedavilerin hepsini boşa çıkarıyor. Tek başına sigara kalp krizi açısından. O nedenle sigarayı herkes bırakmalı ama şeker hastaları kesin bırakmak zorunda. Aksi takdirde verilen bir sürü para, zaman, her şey, masraf boşa gitmekte. Sonuçta da hiçbir koruyuculuğu, tedavinin de hiçbir koruyuculuğu kalmamakta. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Diyabetle başa çıkmam için yapmamız gereken şeyler neler? Birincisi, mutlaka kilo kontrolümüzü yapmamız lazım. Mümkün olduğu kadar obeziteden kaçınmamız lazım. Özellikle de hareketsiz yaşamla birlikte göbek çevresinin arttığı durumlardan mümkün olduğu kadar sakınmamız lazım. Düzenli egzersiz yapalım. Bu düzenli egzersizde de bir şeye dikkat etmek lazım. Egzersizin amacı bizim sağlığımızı arttırmak olmalıdır. Egzersizin amacı bizi yarışa sokmak olmamalıdır. 80 yaşındaki bir kişi maraton koşmamalı. 70 yaşındaki bir kişi ben işte 3 saat koşuyorum, 5 saat bunu yapıyorum dememeli. Çünkü aslında yaşlanma biraz daha bizim yavaş olmamızı gerektiren bir süreç. Her türlü riski azaltmamız gerektiren bir süreç. Damarlar sertleşmiş, eklemlerimiz bozulmuş. Koşalım derken damar sertliğinde çatladığında kalp krizi riskini artırmakta. Örneğin halı saha sporu kadar zararlı bir spor yoktur. Dolayısıyla egzersizden kasıt
hayatımızı zorlaştıracak depar gerektiren, atak gerektiren şeyler değil. Fizik aktivite, düzenli yürüyüş, tempolu yürüyüş, dans etme, bisiklete binme, yüzme gibi. Bir, çok abartmayacağız, koşu gerektirmeyecek. İki, yer çekiminin zıt yönünde olması lazım. Yani yere karşılık yapılması gerekiyor fizik aktivite. Bu hem osteoporoz için geçerli hem de diyabet için geçerli. Düzenli egzersiz yapmamız gerekiyor. Egzersiz nereye yol açıyor? Kilo vermeye faydalı. Ancak günde yarım saat yürüyüşte kilo verilmez. Kilo vermeden bağımsız çok yararlar olduğu için günde 30 dakika mutlaka bir yürüyüş tarzı veya bisiklet tarzı hareket yapmamız gerekiyor. Kan dolaşımında düzelme. Mutluluk hormonu salgılattığı için özgüven artışı, endorfin, serotonin salgılatır. Spor yapılan kişiler de daha mutludur davranış olarak da. Bunu da arttırmakta. Kas gelişimine ve kemiği sağlamlaştırmada. Kalbi güçlendirme, uykuyu düzeltme, stresi azaltma, iştah kontrolü ve yaşam süresinde uzamaya yol açmaktadır. Evet. Ama egzersize önemli bir uyarılarımız var. Bir, kontrolsüz başlamayalım. Mutlaka kan basıncı ve kalp kontrolü yapılması lazım. Egzersize hızlı bir şekilde başlarsak, diyelim ki hafif daralmış bir kalp damarı var. Çok ağır bir egzersiz yaparsak o damar nedeniyle kalp krizi geçirilebilir. O nedenle egzersize başlamadan önce mutlaka kalp ve akciğer yönünden değerlendirilmesi gerekiyor. Önemli bir nokta, hafif olarak başlanmalı. Ve tedrici, yavaş yavaş arttırılmalı. Haftanın en az 5 günü, mümkünse 7 günü 30 dakika sürmeli. Kişiye uygun farklı egzersiz olmalı. Herkes dans etmek zorunda değil. Herkes yüzmek zorunda değil. Herkes yürüyüş yapmak zorunda değil. Kişi değişiklik yapabilir veya kişiye uygun değişiklikler de yapılabilir. Herkese ne uygunsa, önemli özelliği şu olacak. Bir, abartmayacağız. İki, yer çekiminin zıt yönünde hareket edeceğiz. Bir de ne zaman duracağını bilmemiz lazım. Göğsümüz sıkışmışsa, bir ağrı girmişse, nefes alamıyorsak mutlaka duralım. Ben bunu daha da üzerinden geleceğim dersek tam tersine egzersiz yarardan ziyade bir risk haline gelmektedir. Egzersiz için spor salonuna gitmeye gerek yok. Arabayı mümkün olduğunca uzak bir yere park edelim. İzmir için bu çok güzel zaten. Bulduğunuz yere park edip yürüyelim. Hafta sonu planına piknik veya kahvaltı yanına mutlaka bir egzersiz de eklemek lazım. Kahve molasını yürüyüş molasına dönüştürelim. Asansör yerine merdiven kullanalım. Ve mutlaka ve mutlaka sigarayı bırakalım. Sigara dediğim gibi tek başına kalp krizi riskini tüm şekerin etkisi kadar arttırmakta, tedavinin hepsini boşa çıkarmaktadır. Yine etkin glisemi kontrol için kan şekerinizi mutlaka kontrol altına alalım. Tansiyonu kontrol altına alalım gerektiğinde ilaçla veya yaşam tarzı değişikler. Kolesterolü mutlaka, bu kolesterol bir sınır vermiyorum şunun altı bunun altı. Çünkü kişinin yaşına, risk faktörüne göre hedefler değişir. Ama mümkün olduğu kadar 130'un 150'nin altına düşmek gerekiyor. Eğer kalp krizi varsa, diyabetin kendisi varsa 100'ün altına düşürmek önemli bir hedef olacaktır. Ve besinler mutlaka sağlıklı olmalı. Akdeniz tipi beslenme, aslında bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyanın beslenme tarzı güzel bir örnek. Sebzeden zengin, tam tahıllı gıdalardan zengin, hani rafine edilmemiş, Amerikan tarzı değil, fast food değil, tam tahıllı gıdalardan zengin, rafine edilmemiş besinlerden zengin beslenmek önemli. Şey piramidine bakacak olursak, beslenme piramidi, en altta hani %40-50 kadarını kalorinin karbonhidratlarda, %30 kadarını yağlarda, %15-20 kadarını da proteinde, sıvı yağlarda biraz daha yukarıya almak lazım. Dolayısıyla mutlaka şuna uygun beslenmemiz gerekiyor. Her besinin yerinde, kararda olduğunda faydalı, fazlası zararlı. Örneğin meyve öneriyoruz, meyve yemeği. Ama saf meyve istediğimiz kadar yiyelim değil. Meyvede fruktoz adlı bir şeker var. Fruktoz da insülin direncili en yakından ilişkili moleküllerden birisi. Biz istediğimiz kadar meyve yiyelim değil. Günde bir öğün meyve genellikle yeterli olmaktadır. Bunu kendi içerisinde değiştirelim. Bir de
Meyvenin kendisini yemek daha yararlı. Hazır sıkılmış meyve suyu dahil. Sıkma meyve suyu dahil. Çok önermiyor. Çünkü meyve suyu sıkılarak elde edilir. Örneğin portakal el alalım veya elma. Bir, C vitamini oksijene çok dayanıksız olduğu için oksijenle temas ettiği C vitamininin çoğu kayboluyor. İki, meyvenin içerisindeki lif gidiyor. Basit şeker almış oluyoruz. Şekerli su almış oluyoruz. O nedenle meyve suyu dahil çok taze sıkılmış meyve suyu dahil çok önermiyoruz. Meyvenin kendisini günde bir ya da iki öğün gibi tüketmek, ölçülü bir şekilde tüketmek yararlı. Yine karbonhidratlar yararlı demiştim. Hani %50-40-50'sini enerjimizin buradan alalım. Mümkün olduğu kadar tam tahıl olmalı. Tam tahıl. Ve saflaştırmamış, yani rafine edilmemiş unlardan yapılmalı. Çünkü ne kadar saflaştırılırsa buğday veya pirinç o kadar glisemik indeksi artar. Yani şekeri yükseltici etkisi artar. Çünkü daha ağızda sindirilmeye başlıyor. Ne kadar tam tahılsa, kepekli ekmek vesaire ise o kadar yararlı. Önemli bir nokta daha, pilav veya makarna gibi unlu gıdalarda dişe dokunur tarzda pişirmek, çok pişirmemek, hafif sert kalması onun glisemik indeksini azaltıyor. O yüzden ne kadar diri olursa pilav makarna o kadar daha az zararlı. Ne kadar çok pişmişse daha ağızda amilazla sindirilmeye başladığı için kan şekerini hemen arttırmaya başlıyor. Bu da insülin salgılıyor, bir daha yemek yediriyor. O yüzden hamburger yediğimizde bir saat sonra daha acıkırız. Tatlı yediğimizde bir saat sonra daha acıkırız. Onun nedeni işte ağızda daha sindirilmeye başlayarak glikozu önce artırıp sonra da insülini arttırmaya bağlıdır. O nedenle mümkün olduğu kadar tam tahıl ve makarna, pilav gibi şeylerde diri kalması yararlı olacaktır. Unutmayalım ki diyabet tüm vücudu etkiler. Sinir, kas, göz, böbrek, kalp, beyin her şeyi etkiler. Etkilemediği hücre yoktur. Bu nedenle mutlaka kan şekerimizi düzenli olarak da tutmamız gerekiyor. Bu anlamda kan şekerini kontrol altına tutmak, yaşam tarzı başta olmak üzere önemli. Ve eğer biz bu kurallara uyarsak, diyabet düşman değil, dost haline geliyor. Bir kişi diyabet olduğunda kilo vermeye başlıyor, düzenli beslenmeye başlıyor, düzenli spor yapmaya başlıyor, kendisine daha iyi bakmaya başlıyor, daha kaliteli yaşamaya da başlıyor. O nedenle diyabet, eğer biz patron olursak, düşmanımız değil, dostumuz oluyor. Eğer patron diyabetin kendisi olursa, o zaman da vücudumuzda zarar vermediği hücre hemen hemen kalmıyor. Körlük dahil, ani ölüm de felç dahil her türlü olaya yol açmakta. Bugün birkaç cümlede bu Dünya Diyabet Günü'nün gecikmiş olan Dünya Diyabet Günü ile mesaj vermek istiyorum. Dediğim gibi her yılın 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun belirlediği bir kutlama programı. Tüm dünyada o gün diyabetle ilgili farkındalık, diyabet hastalarının sorunları, tedaviye ulaşmaları, doktora ulaşmaları, her türlü çalışmalar yapılıyor. 14 Kasım insülini keşfeden Frederick Banting adlı bilim adamının doğum günü olduğu için. Her yılda bir tema belirleniyor. Geçen yılın konusu diyabet ve kadınlardı. Çünkü kadınlar olmazsa diyabet tedavisi etkin olmuyor. Kadın ister diyabet olsun, ister diyabetin eşi ya da annesi olsun, kardeşi olsun, hayatta bizi en çok ikna eden kişiler kadınlardır. O yüzden kadınlar devreye girdiğinde diyabeti çok daha iyi tedavi edildiği gösterilmiştir. Geçen yılın konusu buydu. Bunu pratikte de görürüz. Her türlü tercihimizde bayanlar bizi yönetiyor. Eğer diyabette de kadınlar işi sahiplenirse diyabet kontrolü çok daha sağlıklı yaşam tarzı dahil çok daha iyi hale gelmektedir. Bu yılın konusuysa aile ve diyabet. Diyabetin aileye etki olan etkisine odaklanmak ve etkilenen kişilerin iletişim ağlarıyla desteklenmesi, internet vesaire ortamında diyabetik hastaların daha bilgili, daha eğitimli, diyabetik ailelerin, bireylerin bu konuda daha bilgili olması hedefleniyor. Bunu söylemiştim Dünya Diyabet Günü'nü. 2019 yılının konusu aile ve diyabet. Neden diyabet ve aile veya aile ve diyabet? Diyabetin aile üzerindeki etkisi, hastaların destek hakkında farkındalık, diyabetin yönetimi,
bakım ve önlenmesindeki rolü çok önemli. Bir diyabetin belirtisi ve bulguları hakkında kişiler, aile bireyleri ne kadar bilgiliyse bu diyabet tedavisi o kadar daha iyi olmaktadır. Öyle bir çalışma yapılmış. Mesela diyabetik ailelerin bireylerine anket yapılmış. 5'te biri ancak diyabetin belirtilerini çok iyi biliyor. Diyabetik hastanın aile bireyleri bile. Tedavi edilmeyen veya iyi yönetilemeyen diyabet yaşamı sıkıntıya sokan komplikasyonlara neden oluyor. Körlük, ayak bacak kesilmesi, böbrek yetersizliği, kalp krizi ve inme, felç dahil. Diyabet 2017 yılında 4 milyon kişinin dünya genelinde 4 milyon kişinin ölümünden sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle diyabetik ailelerin bireyleri başta olmak üzere tüm toplumun diyabetle ilgili bilgi düzeyinin artması gerekiyor. Bu hastalıkla daha etkin mücadele etmek için. Bir de Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun şu internet sitesinde yaş, kilo vesaireye giriyorsunuz. Sizin diyabet riskinizi belirleyen bir hesap çıkıyor. Herkes bunu uygulayabilir şu internet sitesinden. Bunu herkese de bu bilgileri davet ediyoruz. Kendi diyabet bilgi önce bir anket yapılıyor. Diyabetle ilgili bilgi düzeyi. Sonra da bu hesabı yapılabiliyor. O kişinin yaklaşık 5 yıl 10 yıl içerisindeki diyabet olma ihtimalini net olarak göstermekte. Birazdan şey geçeceğiz. Ve son olarak diyabeti biz etkin tedavi olarak diyabetin patronu biz olduğumuzda diyabet çok daha bizim sağlıklı ve kalite yaşamamıza yol açıyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim. Şimdi biraz soru ve cevap fazına geçebiliriz. Tabii. Şöyle, hipoglisemi kan şekerinin düşmesi durumuna verilen isimdir. Tip 2 diyabetin erken döneminde ne demiştim? İnsülin direnci oluyor demiştim hatırlarsak. İnsülin direncinde de vücudun insülin salgısının fazla olduğu durumdur demiştim. Bu insülin direncinin fazla olduğu durumda yemekten 2 saat kadar sonra hipoglisemi bulgular ortaya çıkar. Hani dedim ya, tatlı yedikten sonra tekrar acıkır. İşte bu bulgu. Bu durumda genellikle hipoglisemi sorumludur bu durumda. Bu kişi de aslında diyabet için aday demektir. Yani yedikten 2 saat sonra soğuk terleme, sık acıkma hissi varsa bu kişi gizli diyabet olabilir. Diyabet açısından riskli demektir. Bir de tam tersi ilaçlara bağlı hipoglisemi olur. Mesela hasta insülin kullanıyordur. İnsülini 20 ünite yerine diyelim 40 ünite yaptı. Veya insülin yaptı, yemek yemedi, hipoglisemi olacaktır. Bu ayrı bir şey. Bu çok daha ciddi bir olaydır hipoglisemi açısından. Hocam bir şey sorayım. Tabii. 3 kere şeker 25'te bilinç kaybı yaşadım. Komaya girdim. Tamamıyla bilinç kaybı. Ne kullanıyorsunuz? Bir şeker olduğunu bilmiyordum o zaman. Yani 25'te 3 kere acilere gittim. İlaç kullanmadan mı 25'e düşmüş? Evet, 25'te yollarda otobüse yakalandı. Doğru. Doğru, çünkü çok doğru. Kan şekeri yüksekliği tehlikeli ama düşüklüğü çok daha tehlikeli. İşte insülin fazlalığı vardır muhtemelen, biraz önce dedim, o insülin direnci vardır. Hipoglisemi daha tehlikelidir şeker tedavisinde. O nedenle yaşlarda biz mesela şekeri daha yumuşak tedavi istiyoruz. 20 yaşındaki bir kişinin şeker hedefiyle 75 yaşındaki bir kişinin şeker hedefleri aynı değil. 75 yaşında bir hanım hastamız olsun. Osteoporoz riski var. Hipoglisemi oldu, düştü, bir yerini kırdı. En zor altından kalkacak olaydı. O nedenle 60 yaşın üzerinde her yıl için 1 mg ekliyoruz hedefleri. Biraz daha yumuşak tutuyoruz. Yani yaşla birlikte değişkenlik gösteriyor. Soğuk terleme hocam, evet, soğuk terleme, acıkma hissi, bilinç bulanıklığı. Çok doğru. Şöyle, evet olabilir, genetik geçiş oluyor. Ameliyat dediğiniz daha çok tip 2 diyabette kilolu, obez hastalara uygulanıyor. Şu anda en çok uygulanan sleeve gastrectomy denen, tüp mide denilen bir ameliyat yöntemi. Midenin 3'te 2'si yan tarafı çıkarılıyor, mide ince bir tüp haline geliyor. Mide hacmi daraldığı için kişi kilo kaybetmeye başlıyor.
Bu kilo kaybı da olunca insülin deneceğine ve diyabet anlamlı bir şekilde geriliyor. Şu anda çok çok yararlı oluyor ama herkese değil. Hani belli bir kilonun üzerinde olması gerekiyor. Bir de midenin bu hani ameliyatlanan tarafı var ya, dış tarafı. Burada grelin diye bir hormon yapıyor orası. Bu da iştahı arttıran bir şey. Midenin orası alındığında hem mide hacmi küçülüyor hem de iştahı azaldığı için kilo kaybına yol açıyor. Şu anda en çok revaçta olan sliv gastrektomi ya da tüp mide denen. Evet, peki çok teşekkür ederim. Hepinize çok sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Güzel bir sunum. Çok teşekkür ederim. Ben başkanımız Dr. Cemil Kugay'ın adına teşekkür belgesini vermek üzere Sağlık İşleri Müdürümüz Dr. Kaymar Şenal'ı kürsüye davet ediyorum. Thank you.